Erken uyandı, ne yapacağız? Bunları hemen dolaba kaldıralım. Eğer görürse akşama özel bir şey hazırladığımızı anlar, planlarımız suya düşer. Siz bunları bırakın da gidin onun yanına. Şüphelendirmeyin. Ben kaldırırım. Betüş, Firuze neredesiniz? Eyvah! Günaydın. Buradayız tatlı mutfakta. Günaydın Sadık Bey. Siz böyle sabah sabah ne yapıyorsunuz mutfakta? Ay hiç. Mutfağı topluyoruz, bir de kahvaltı hazırlıyoruz her sabahki gibi. Ha, ben de özel bir şeyler hazırlıyorsunuz sanmıştım. Niye özel bir şey hazırlayalım ki? Yani bugün özel bir gün mü? Değil mi? Doğru tabii. Bugünün ne özelliği olabilir ki? Her zamanki gibi alelade bir gün değil mi? Babam nasıl bozuldu duydunuz mu? Yazık. Şimdi akşama kadar babamın doğum gününü unutmuş gibi mi davranacağız? Evet, çok eğlenceli olacak. Ama çok üzülecek. Sürpriz partiyi görünce de çok sevinecek. Bak Ceren, sakın kendini tutamayıp doğum günün kutlu olsun babacığım deme. O zaman her şeyi berbat edersin. Bak Firuze ablayla Betüş de bizimle anlaştı ona göre. İyi. Aa, yok Firuzeciğim, ben başka almayayım. Benim artık gitmem lazım. Hepinize afiyet olsun. Gideyim kafeyi açayım. Dur gitme. Biraz sonra Umur Bey gelecek. Seni geçerken bırakırız ha? Aa, yok canım, vallahi bu trafikte Umur Bey'i hiç çekemem. Hadi bakalım, akşama görüşürüz. Tamam. Aa, şey bak, akşama dedin de hani şöyle özel bir şeyler mi yapsak diyorum. Acaba ailecek bir akşam yemeğine mi gitsek? Olur. Zaten bugün... Ay, ne gerek var canım, şimdi durup dururken masrafa gireceğiz. Hem bayram değil, seyran değil, değil mi? Hadi görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Firuze. Efendim Sadık Bey. Senin doğum günün ne zamandı? Hatırlıyor musun? 29 Şubat. Ne yazık ki 4 yılda bir kutluyorum. Ne gülüyorsunuz? Çok komik bir şey mi söyledim? Allah Allah. Sütünüzü için ve derhal okula gidin bakayım. İyi de baba, biz tatile girdik. Hatta 2 hafta oldu. Yani. O zaman gidin amcanızı uyandırın. Saatlerdir malak gibi yatıyor. Peki baba. Sabah pek neşeliydiniz Sadık Bey. Niye böyle birdenbire gerildiniz? Çok doğaldır Firuze. Yani ben 38 yaşına girdim. Ya? Yaşlanıyorum tabii, yaşlanıyorum. Doğaldır, sinirleniyorum. Oldun mu sen o kadar? Girdin mi 38'ine? Umur Bey, lütfen bu konuyu kapatalım. Geç kalıyoruz, gidelim. İyi, hadi. Günaydın Suzan, ne yapıyorsun? Sen sabahtan akşama kadar ne yapıyorsan onu görmüyor musun? Dürbünle bakıyorum. İyi de niye ağlıyorsun? Betüş Hanım'ın çocukları, Betüş Hanım'ın kayınbiraderinin etrafına toplanmışlar. Tarık Bey'in mi? Hı. Bak, şimdi de onu gıdıklaya gıdıklaya uyandırıyorlar. Ne var bunda, canım ağlayacak. Aman, ben de perilere bir şey oldu diye ödüm koptu. Ne mi var anne? Ne mi var söyleyeyim. O evde kalabalık, mutlu ve çoluk çocuklu bir aile var anne. Ya burada ne var ha? Burada ne var?
kendi haline terk edilmiş bir kadınla 24 saat dürbünle olmayan varlıklara bakan bir adam. Sessiz bir ev, yalnız bir çift. Daha ne olsun? Karıcığım, sen ikide bir çoluk çocuktan bahsediyorsun böyle kalabalık ailelerde. Yoksa sen çocuk mu istiyorsun? İstemiyorum abi. Nasıl isteyeyim ha? Nasıl isteyeyim? Hangi çocuk 24 saat teleskopla bakan bir baba ister ha? Hangi çocuk ister? Üstelik çocuklar şimdi masallara bile inanmıyorken perilere inanmıyor adamı nasıl baba olur? Ama Suzan, Suzan. Bırak beni. Bırak da kendi içime sine sine bunalımı yaşayayım bari abi. Suzan. Suzan. Rahat bırak beni. Ama, gelme üstüme. Tamam da bak konuşalım rahat. Bırak beni bırak git diyorum. Ama susma. Ya demeyin ya. Abim çok bozuldu öyle mi? Ya biraz da erken kalksam Şamata'yı kaçırmayacakmışım. Vallahi biz senin eksikliğini hiç hissetmedik. Seni hiç sevmiyor. Ya aman onu beni sevmiyor değil. Esas ben onu sevmediğim için bana böyle davranıyor. Allah Allah. Sen beni sevsen ne olur sevmesen ne olur. Benim aslan gibi kocam var Allah'ıma bin şükür. Bana baksana sen. Sen ona bakma amca. Bir şeyler ye de artık hediye almaya çıkalım. Evet babam eve gelmeden bizim dönmemiz lazım. Çünkü daha evde yapacak bir sürü işimiz var. Tamam ama bekliyorum. Neyi? Firuze Hanım'ın kahvaltı hazırlamasını. Ne münasebet. Ben niye sana kahvaltı hazırlıyormuşum? Sadık Bey ile Betüş Hanım'dan maaş alıyorum. Bir tek onlara kahvaltı hazırlarım. Sen kalk canın ne istiyorsa hazırla ye. Yemin ederim bir gün iş bulacağım ve çok zengin olacağım. O zaman sana verilen paranın 10 katını verip evimde çalıştıracağım. Bunu da yapmazsan bana amanın Tarık demesinler. Çocuklar siz hazırsanız bence çıkalım ben dışarıda bir şeyler atıştırırım. Hadi yürüyün gidiyoruz. Cem gel. Of. Bana ayda 10 milyar da versen avucunu yalarsın. Ben. Bu akşam Sadık'ın doğum gününü kutlayacağız. Ah, bizim evde büyük bir parti veriyoruz. Sana sürpriz yapacağız. Ne olur sen de gel Perihan teyze. Hem neşen yerine gelir ha. Tabii gelirim. Gelmez olur muyum hiç? Sakın bu haldeyken Sadık'a sihirle hediye hazırlamaya falan kalkma. Sen kendin gel yeter. Bu ona en güzel hediye olur. Olur mu öyle şey? O da benim bir oğlum sayılır. Hadi hadi küçük hanım sen evine git hazırlıklarını yap. Akşama görüşürüz. Tamam. Kendini üzme. Söz ver bana tamam mı? Söz. Hoşça kal. Abi hadi başka süs ver. Başka süs mü? Balonlar. Çilek, hadi balonları getir. Geliyorum abi. Bu kadar yeter herhalde. Heh, hadi balonları asalım Çilek. Çilek bu ne? Nasıl şişirdin bu kadar balonu ya? Bu balonlar salonun her tarafını doldurur. İnanamıyorum. Evet. Bunlar ne ya? Ama balonlar işte. Hediyeler hazır. Evet. Cem yardım et bana. Hadi yer açın şunları. Ay getir onları. Şuraya bir yere koyalım. Buraya bırakılmaz. Süf. Abi, biz bu kadar balon almış mıydık? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aa, Çilekciğim, bunlar da ne güzel olmuş. Canım benim. Ay, pastayı kafede unuttum. Herkese merhaba.
nasıl olmuş? Çok güzel olmuş ama bana hiç iş bırakmamışsınız. Aa, yenge senin hediyen nerede? Herkesinkini indirdim, seninkini bulamadım. Benim hediyem ne paketlenecek kadar küçük ne de paketlere sığamayacak kadar büyük. Aa, neymiş o? Akşama babanıza verirken hepiniz görürsünüz. Şimdi kapatalım. Evet evet tamam. Cem hadi geç bakayım sen oraya. Kesireye girsin. Evet. Tamam. Şimdi bak, önce söndüreceksin, sonra içeri girince ışıkları yakacaksın. Hazır mıyız? Söndür Cem. Söndüreceğim. Gelmemişken ben de sana hediyemi vermek istiyorum. Ben doğum günün için sana bir hediye almadım. Çünkü bir insanın sevdiğine verebileceği en güzel hediyenin söz olduğunu düşündüm. Ben de sana söz veriyorum. Seni hayatımın sonuna kadar çok seveceğim. Ya bu benim en güzel doğum günüm. Söz veriyorum, ben de seni seveceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem de rüyalar.